Geçen hafta altın gerçekten pazartesi günü, salı çok güzeldi. Tabii bu altın piyasasında iç siyaset, dış siyaset, G7 projesi, buna benzer pandemi girmesi, biraz kendini böyle bir zirve yapmaya çalıştı. Fakat tekrar ters köşe yaptı. Ama şunu söyleyeyim, altın hiçbir zaman yere düşmekte pul olmaz. Altın yine zirvesini görür ve ulaşacağı hedefine varır. Bu fiyatlar bir alım fırsatıdır. Tabii bunun akabinde paraların piyasaya çıkması, insanların kripto paralara yönlenmesi, altın piyasası olsun, döviz piyasasını mutlaka etkiliyordur. Fakat bu kripto paraları bir balondur, bir şişmedir, bir gün patlar. Ben derim ki altından vazgeçmeyin. Altın her zaman için güvenli limandır ve altın alan mutlu olur. Vallahi haftanın ilk günde gördüğünüz gibi altın güzel bir düşüş yaptı. Biz isteriz ki yani yatırımcısını ne yatırımcı üssün ya da ne de bizim gibi saraf arkadaş yapsın, ortada maksimum dursun diyerek. Geçen hafta 845'ten çeyrek aldık, samimi söylüyorum 815'ten çeyrek veriyoruz. Yani çeyrek başında 30 lira zararımız var. Biraz önce hesapladım, samimiyetle söylüyorum 6 milyar zararım var. Ama biz tabii illaki ticaret yapıyoruz. İllaki onun bir dönüşü de vardır. Efendime söyleyeyim. Bazen de tabii düşükten alıp da altını yükselip de yüksekten sattığımız günler oluyor. Ama biz isteriz ki bir şeyler ortada dursun. Herkes yani alan da satan da hep mutlu olsun istiyoruz. Biliyorsunuz bizim bir ülkemizde maalesef hiçbir şey yerinde durmuyor. Efendime söyleyeyim. Bir iç siyasette bir karışıklık hemen altını yükseltiyor, döviz yükseltiyor. Buna benzer konjonktürler devamlı değişip gidiyor yani. Önümüzdeki günlerde altının seyri yükselişten yana diyorum. Çünkü geçen sene zaten bu zirvedeydik. Altın bu zirvedeydi. Geri geldi. Bir yıl sonra tekrar aynı şeyi yakalamış çalıştık. Ama maalesef altın üçüncü çeyrekte diyelim. Ülkemizin üçüncü çeyreğinde 550 ve 600 lirayı gramı zorlar, görür yani diyorum. Valla benim eklemek istediğim şudur yani, biliyorsunuz yaz mevsimi bizim ülkemizde düğün sezonudur. Düğün mevsiminin gelmesi altın alımını hızlandırır. Özellikle çeyrek altın, 20 karı bilezik. Buna akabinde yurt dışından Almancılarımız gelir, kolye ve alırlar, yüksük alırlar, küp alırlar. Buna benzer birçok ürünlerde kendilerini tatmin ederler. Fakat ben diyorum ki altın alıcısına, yani eğer önceden altın aldılarsa hiçbir zaman üzülmesinler. Çünkü altın yine zirvesini yapacaktır. Herkese bir mutluluk dağıtacaktır diyorum altın.